bir varmış bir yokmuş. Ahir zaman içinde bir Cartbank varmış. Cartbank'ın tilkisi her gün olduğu gibi pusuya yatmış. Sabahın seher vakti mideleri boş olarak yola çıkıp her akşam gagaları yiyecek dolu dönen kuşların dönüş yolunda tezgahı kurmuş. Büyük bir kargo topluluğu kanaat önderleri eşliğinde kanatlarını dinlendirmek için bir ağacın dalında mola vermişler. Ağacın hemen altında tezgahını kuran tilki kargalardan birine seslenmiş. ''Karga kardeş, nasılsın?'' ''İyiyim'' demiş. ''Kuru ekmek soğan da olsa bugün de helalinden rızkımızı topladık. Giderken de mola verdik.'' ''Neden kuru ekmekle yetiniyorsun ki? Ekmeğin yanında tereyağı, bal olsa kötü mü olur?'' demiş tilki. ''Benim o kadar param yok. Ben ayağımı yorgana göre uzatırım.'' demiş karga. ''Aramızda paranın lafı mı olur? Dert ettiğin şeye bak. Ben sana düşük faizle kredi veririm. Ödeme koşullarını da sen belirlersin.'' demiş tilki. Faizin caiz olmadığını bilse de bir kereden bir şey olmaz diye düşünmüş kuş beyniyle karga. Ayağını yorgana göre uzatırken şimdi boynunu urgana uzattığını fark edemeden teklifi kabul etmiş ve sormuş ne yapmam gerekli demiş. Tilki cevap vermiş. ''Duydum ki senin sesin çok güzelmiş. Bana o güzel sesinle bankamızın ismini söylemen yeterli.'' demiş. İltifata dayanamayan karga bankanın ismini avaza çıktığı kadar yüksek sesle söylemiş. ''Cart!'' der demez ağzındaki kuru ekmek yere düşmesin mi? Ağacın altında tezgahı kuran tilki cart diye düşen ekmeği kaptığı gibi amacına ulaşmış bir vaziyette hızlıca uzaklaşmış. Karga arkasından seslenmiş. ''Hey! Hey! Yardım edeceğine ağzımdaki kuru ekmeği de aldın. Ben ne yapacağım şimdi?'' demiş. Tilki cevap vermiş. ''Cart çurt etme. Teklifimi kabul etmeden önce düşünecektin.'' demiş. Ve hikayemiz burada bitmiş. Ben de daha fazla carçurt etmeden videoyu sonlandırayım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.